YouTube Dalaman TV takipçileri. Bugün Dalaman Belediyespor'un Dalyan maçı için Dalyan deplasmanındayız. Biz biraz bu çekim için erken geldik. Şu anda kamerada Dalaman gazetesinden Melahat Hanım var. Kendisine yardımlar için teşekkür ediyorum. Az sonra stada geçeceğiz. Şimdi ben aslında bu Dalaman Belediyespor Kulübü'nden bahsetmek istiyordum. Fakat bugün aslında gündemimiz daha başka bir konu. O Dalaman Belediyespor mevzusuna ayrıyeten geliriz. Biliyorsunuz Dalaman Belediye Başkanı bir Ankara'ya gitti. Geldi. Daha kendisi buraya gelmeden bir tane kepçe geldi. Belediyeler Birliği'nden kepçe hediye edildi. Kazıcı yükleyici diyorlar. Yani o kepçelerin türleri var. Bunun dışında Dalaman Hükümet Konağı ile ilgili bir proje vardı. 2020 bütçesine alınmış. Şimdi diyeceksiniz ki bu aslında belediyenin işi değil ama tabii belediye de AK Parti'den olunca yani siyasi anlamda bir uyuşma söz konusu olunca Dalaman Hükümet Konağı meselesi hallolmuş oluyor. Yani en azından bütçeye alınmış oluyor. Ödenek olarak ayrılmış oluyor. Şimdi Dalaman Hükümet Konağı'nın bende tabii ilginç bir hikayesi var. Ben Dalaman Hükümet Konağı'nı yapan, şu anki Hükümet Konağı'nı yapan müteahhitin yanında Ankara'da çalışıyordum ben. Sonra maliyede sınavı kazanınca, yüksek bir başarıyla kazanınca dediler ki bir ilçe seç. O zaman dedik bizim şantiyemiz Dalaman'da. Sene 1989. Ben dedim Dalaman'a gideyim. Hem dedim yani inşaata bakalak oluruz. Hesabına kitabına hem de Dalaman'da çalışırız. İşte Marmaris'i Bodrum'u seçme ihtimalim de vardı ama orada kiralar yüksek diye. Dedik biz Dalaman'ı seçelim. Geldim ben. İlk o şantiyede yattım. İlk gece Dalaman'da. 1989 yılında. Ondan sonra inşaat sürerken Dalaman Hükümet Konağı'nı su bastı. Yani kaba inşaattayken. Daha sonra müteahhit firma Ege Üniversitesi'nden uzmanları getirdi. Bu uzmanlara hasar tespiti yaptırdı. Tekrar oran takviye edilmesi anlamında. Tabii bu arada uzun sürede suyun altında kaldı zemin kat özellikle. Biliyorsunuz Dalaman'da zemin kat çok ciddi zorluklar taşıyor. Ayrıca o tarihlerde zaten bu söz konusu şu anda hükümet konağının olduğu yer zaten bataklık yer biliyorsunuz. Yani orada 1-2 metre aşağı inmek falan mümkün değil. Ondan sonra inşaat tamamlandı, kullanılmaya başladı. Biliyorsunuz orada iki tane büyük blok var. Bu hükümet konağı projesi tip projedir. Yani bugün Köyceğiz'e, Datça'ya, birçok ilçeye aynı proje yapılmıştır. Yani şöyle diyebiliriz, tip proje, bu fotokopi gibi yani her yere aynı. Ya her yere aynı ama tabii her yerin iklim şartları, zemin şartları aynı değil. Depreme dayanıklılık anlamında aynı değil. Gerçi genel anlamda Muğla depreme dayanıklılık konusunda yani bir deprem bölgesi ama her neyse adliye binasını ayrı yaptılar. İşte arka tarafta onun mahkumların girişi falan vardır. Mahkumların giriş için özel yerler yapıldı. Ona göre inşa edildi. Zaten proje ona göre yapılmış. Ondan sonra tabii bu sürekli nemden dolayı, sürekli yağmurdan dolayı bina yıprandı yıllar boyunca. Yani yaklaşık 25-30 yıl kullanıldı, yıprandı. Daha sonra bir inceleme yapıldı şikayetler üzerine. Bu binanın depreme dayanıksız olduğu raporlaştı, kesinleşti. Özellikle adliye binasının bulunduğu blok çok daha çürük olarak tespit edildi. Ondan sonra adliye bir önceki dönem Dalaman'dan gitti biliyorsunuz. O konuda Dalaman çok şikayetçi oldu. Ya bizden adliye niye gidiyor filan diye. Ortaca'ya geldi. Bu vatandaşta tabii çok büyük sıkıntı yarattı yani bu adliyenin taşınması. Şimdi adliye binası taşındıktan sonra tekrar buraya gelmesi için bir ciddi bir çaba sarf edildi ama o tarihlerde AK Parti'den milletvekili olan Sayın Ali Boğa Adalet Bakanlığı Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaydı. Adalet Bakanlığı Bütçe Komisyonu'ndayken hangi illerden, hangi ilçelerden, nerelere adliyelerin kapatılacağı, nerelerin nerelerle birleştirileceği hakkındaki dosyalar önüne geldi Ali Boğa'nın. Ve altını imzaladı. Yani Dalaman'dan adliyenin gitmesi konusundaki komisyonda yer alan Muğla Milletvekili Ali Boğa bunu imzaladı. Sonra biz tabii ayağa kalktık bu nasıl olur falan diye. Arkadaş bunu yapan şey yani sen milletvekili olarak orayı göndermişsin. Sen Dalaman'dan adliyeye adam gönderiyor. Gözünün önünde gidiyor. Sonra diyeceksiniz ki bu kararnameyle yapıldı. Daha sonra
Adliyenin tekrar döndüğü ilçeler oldu mu? Oldu. Mesela Kahramankazan ilçesi Ankara'da. Adliye tekrar geri döndü. Oradaki bir siyasi lobi çalıştı. Biz adliyemizi isteriz dediler. Çalıştı. Ve adliye geri döndü. Dalaman'a dönmedi. Şimdi acaba Yerbelen mevkiinde ya da Dalaman Ortaca arasında bir adliye binası yapılıp bu iş hallolur mu diye düşünülüyor. Fakat ben geçen bir baktım şöyle. Ortaca Adliyesi bile artık şu anda her iki ilçenin yükünü kaldıramaz hale geldi. Yani gerek evrak gerek arşiv çalışmaları gerek duruşma salonlarının büyüklüğü falan anlamında. Yani Türkiye'de bu kadar adliye sarayı varken, bu kadar büyük binalar yapılırken, yılda 6-7 milyon turistin ziyaret ettiği, adli olayların yani sıkıntılı olduğu nispeten bir bölgede, adliyelerin yani her ilçede bulunması şart. Mesela şimdi az önce Dalyan'a geldik. Ben hatta onu söyledim Melahat Hanım'a. Dedim ki, ya şimdi sen Şırnak'a il yapıyorsun. Dalyan gibi yani bu kadar turizme açık, yaklaşık 11 tane destinasyonu olan Dalyan gibi, memleketin turizm gelirlerine önemli katkıda bulunan bir yeri gidiyorsun, belde yapıyorsun. Yani belediyelikten çıkarıyorsun. Bu da çok şey bir karar değil. Yani bunlar hep siyasi kararlar, hep masa başı kararları. Bunları aslında keşke şey yapsalar. Gelip de yerinde bakıp da incelesiler. Ya da bizim siyasilerimiz yeterli değil. Bu konuda yeterli demek ki Ankara'da şeylerini yapamıyorlar. Her neyse konumuzun başına dönelim. Sayın Muhammed Karakuş Ankara'dan gelmeden Kepçe geldi. Tabii balıkçı barınağı ile ilgili bazı müjdeler var. Artı hükümet konağının programa alındığı ile ilgili. Ben hükümet konağının projesine bir baktım. Yani sarayın yani külliyenin Ankara'daki külliyenin Sayın Cumhurbaşkanı'nın ikametinin yani neredeyse bir küçük boyu yani şekil ve şemal olarak. Şimdi ben aslında şöyle düşünüyorum. Mesela şimdi orada kaymakamlık var. Şu anda mevcut. Yani çürük binada kaymakamlık var. Kaymakamlığa bağlı nüfus müdürlüğü var. Yine kaymakamlığa bağlı olan sosyal yardımlaşma vakfı var. Yani şimdi bunlar aslında çok daha küçük, çok daha minimal bir hükümet konağıyla bu iş çözülebilirdi. Yani şimdi devletin 810 trilyonunu koskoca sarayvari bir hükümet konağına harcamak yani ayıptır, günahtır. Şimdi sen önce bir hani şunu adama şunu söylerler. Ya sen önce bir altyapını tamamla. Sen önce asfaltını, parkeni bir tamamla. Sen önce bir mahallelerde, köylerde çöpünü möpünü adam gibi bir topla. Ondan sonra bu hükümet konağı. Yani bu şaşa, bu devletin gücünü gösterme şaşası maalesef son dönemde çok öne çıktı. Mesela Sayın Süleyman Soylu'ya da teşekkür etmiş başkan. Milletvekillerine de teşekkür etmiş. Şimdi bundan önceki kaymakamımız Sayın Yılmaz Şimşek varken bir gün kaymakam beyi aradım ben. Dedim ki Sayın Kaymakam dedim bu yat limanıyla ilgili ve hükümet konağıyla ilgili vatandaş dedim çok şeyler soruyor. Bir oturalım sizle bir öğlen yemeği yiyelim baş başa. Bu konularda bir açıklık getirir misiniz? İşte Doğuş grubundan filan kişi var. Bir telefon açar mısınız? Yani sizin telefon açmamızla benim telefon açmam arasında fark var. Bir bilgilendirebilir miyiz? Vatandaşı bir haberdar edebilir miyiz? Bir yani resmi ağızdan bir şey konuşabilir miyiz diye. Randevulaştık. İsmi lazım değil. Bir restorana gittik. Konuşuyoruz. Tabii orada biz biraz yat limanı ağırlıklı konuştuk ama daha sonra makamında bu hükümet konağı meselesi açıldığında Sayın Yılmaz Şimşek şimdiki Niğde valisi biliyorsunuz Pendik kaymakamı oldu. Sonra Niğde valisi oldu. Sonra biraz aramız limonlaştı kendisiyle. Önemli değil. Gazetecilikte oluyor böyle şeyler. Bana dedi ki ya Ethem Bey dedi. Biz dedi bu projenin aynısından istedik dedi. Bu büyüklükte bir hükümet konağı istedik dedi. Aslında dedi keşke dedi daha küçük bir şey isteseydik. Bak şimdi buradan dedi Milli Eğitim gitti. Emniyet Müdürlüğü gitti. İlçe Tarım gitti. İki tane daire kiraladı. Son derece ekonomik bir şekilde gitti. Efendim vergi dairesi gitti. Sonradan gitti o. Bize aslında sadece kaymakamlık, İçişleri Bakanlığı ve bağlı kurumları içinde alan küçük bir hükümet konağı isteseydik bizim bu isteğimiz olurdu. Biz hata yapmışız dedi. Hata yapmışız dedi yani proje isterken. Çünkü dedi Türkiye'de daha biz bunu hükümet konağı falan istiyoruz ama daha hala baraka gibi dedi böyle gecekondular içerisinde yaşayan kaymakamlıkları olan ilçeler var Türkiye'de. Türkiye'de yaklaşık 5 ila 10 arasında yılda hükümet konağı yapılıyor dedi bana anlattı. 5 ila 10 tane her yıl ayrılıyormuş hükümet konağı yapımı. Biz bu listeye girmemiz biraz çok zor çünkü bizim var bir hükümet konağımız bir şekilde dedi. Tabii bu arada yani hükümet konağında oturan memurlardan çıkıp da bir tanesi dese ki kardeşim buranın depreme dayanıksızlık hakkında resmi bir rapor var.
benim burada hayatım tehlike altında, ben burada çalışmak istemiyorum dese, 657 sayılı kanuna tabi bir devlet memuru dese, şimdi insan hakları ve anayasal haklar açısından baktığınızda bu memur haklı. Orada sen onu çalıştıramazsın. Çünkü rapor var, resmi rapor var. Bu bina depreme dayanıksızdır diye. Sayın Kaymakam, Sayın Vali, şimdiki Niğde Valisi böyle bir itirafta bulunmuştu. Şimdi bizim tabii Sayın Karakuş ve Kemal İlhan da var ondan beraber meclis üyesi. Tabii siyasi bir destekle beraber şu anda Dalaman Hükümet Konağı projesi 2020 yılı kapsamına alındı. Ama siyaseten ben şöyle düşünüyorum. Yani insanlar şöyle düşünüyor. Şimdi biz Muhammed Karakuş'a bir karne vereceksek, Muhammed Karakuş'un belediye başkanı olarak yaptığı faaliyetlerle ilgili bir karar vereceksek, bu aslında hükümet konağının gelmesi gitmesinin bu karnede bir yeri yok. Çünkü o onun işi değil. Ama ne yapmıştır? Siyasi olarak bir destek yapmıştır. Siyasi, yani AK Partili bir belediye başkanı olmanın gücünü kullanmıştır. Memlekete bir yatırım getirmiştir. Ama ben şöyle düşünüyorum. Yani çok büyük bir, yani proje çok büyük. Bu kadar büyük projeye gerek yok. Yani şimdi artık biliyorsunuz E-Devlet var. Şimdi gidiyorsun sen E-Devlet'te artık ihalelere oradan bakıyorsun. Sabıka kaydını oradan alıyorsun bilmem ne. Yani artık devlet küçülüyor. Devlet daha hareketli ve işlevsel hale geliyor ve daha küçülüyor. Bu anlamda bu kadar büyük böyle devasa yapılara, bu tür öykünmelere, vatandaşın vergisini bu kadar büyük tesislere harcamaya ne gerek var? Şimdi bunu ben söylemeden edemem. Ben bunu söylemek durumundayım. Kamusal anlamda. Bunu insanlar söylüyor da belki söyleyemiyor, dile getiremiyor ama benim onların adına bunu söylemem lazım. Ben daha küçük, daha minimal ve sadece İşleri Bakanlığı'nın bağlı kuruluşlarının yer aldığı bir hükümet konağı, küçük çapta bir şey olsaydı, kalan bölüm orada o mevcut alanda başka türlü değerlendirilse daha iyi olur diye düşünüyorum. Ha ama tabii yani böyle bir yatırım gelmiş Dalaman'a falan diye de bunu böyle hani alkışlayacak böyle belli bir kitle olacak tabii. Bunu büyük bir başarı olarak lanse edecekler ama ben onu öyle görmüyorum. Bu zaten Dalaman Belediyesi ile alakalı bir şey değil. Sadece Dalaman Belediye Başkanı AK Partili olması hasebiyle yapılmış bir çalışma. Bu arada kepçe geldi diyoruz mesela, kepçe. Şimdi kepçe geldi de kepçeye bir tane operatör lazım. İyi de bir maaş vermek lazım operatöre. Bu adamın fillerini önüne koymak lazım. Asfaltın önüne koymak lazım. Projeler geliştirmek lazım. Ve bunu kullanmak lazım. Sen bunları kullanamıyorsan, 10 tane de kepçe alsan, 20 tane de kamyon alsan, işlevselliği olmadığı zaman hiçbir anlamı yok. Tabii iş bilenin kılıç kuşanan, alet edevat lazım, makine lazım. Sayın Şaşmaz geçmiş dönemde belediyenin parkını bayağı bir güçlendirmişti. Araç gereç anlamda bayağı bir güçlendirmişti. Şimdi o devam ediyor. Hala bazı eksikler var mı? Araç gereç anlamında var. Tabii eksikler var ama dediğim gibi yani dünyanın en iyi makinelerine, en iyi aletlerine sahip olsanız da öncelikle bu aletleri kullanmanız lazım. Bu aletleri nerede kullanacağı dair bir vizyon geliştirmeniz lazım. Gene de Allah razı olsun yani özellikle kırsal alanda yani köylerde yapılan çalışmalarla ilgili olarak bu tür kazıcı yükleyici ben baktım bayağı güçlü, sağlamdı bir alet. Bir de hibe olması çok iyi. Yani Dalaman Belediyesi'ne hiç para çıkmayacak. Sayın Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Hanımefendi'nin hediyesi. Allah razı olsun. Şimdi saat 2'de maçımız var. Maçta iddialıyız. Seyircilerimiz de geliyor. Bu maçla ilgili konuşmayacağım ama bir sistemi de söylemeden edemeyeceğim. Geçen gün Kapasipa Salonu'na gittik. Çocukları ziyaret ettik. Sayın Hüseyin Ertuğrul kulüp başkanı falan da vardı. Ben şuna çok üzülüyorum. Geçtiğimiz dönem Muhammed Şaşmaz yönetimdeyken kulüp futbolcularının yağmurlu havalarda antrenman yapması için Kapasipa Salonu'ndan çok büyük talepler oldu. 5 yıl boyunca ille de yazıştılar. İl Spor Müdürlüğü, ilçe spor müdürlüğü. Zaten ilçe spor müdürü yok da biliyorsunuz bizim Dalaman'ın spor müdürü yok. Ortacıdan emaneten birisi gelip gidip bakıyor böyle. Biz oraya bir tane spor müdürü bulamadık yani. Vekaleten bakılıyor. İşte yarım ağızla bakılıyor. O da bizim çok büyük ayıbımızdır. O da hatta AK Parti yönetiminin de bir eksiğidir, bir ayıbıdır yani. Dalaman'da bir spor müdürünün olmaması. Buradan da sesleniyorum. Oraya bir tane adam bulsunlar. Adam Dalaman'da otursun. Dalaman sporuyla ilgilensin yani. Her neyse
o parkeler eskiyormuş, yıpranıyormuş falan diye çok Sayın Şaşmaz zamanında o antrenmana izin vermediler. Şimdi çocuklar bakıyorum ben cayır cayır antrenman yapıyorlar parkelerin üzerinde. Şimdi ne değişti? Ne değişti ben size söyleyeyim. O zaman Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı vardı. Şimdi AK Partili Belediye Başkanı var. AK Partili Belediye Başkanı olunca parkeler dayanıklı oluyor. Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı olunca parkeler yıpranabilir diye vermiyorlar. Canları sağ olsun. Kulüpteki çalışmalarla ilgili olarak ben ayrıyeten bir konuşmayı düşünüyorum ama inşallah şu maçı da alalım da. Hüseyin Ertuğrul büyük çaba sarf ediyor. Hepsi birden. Yani biz bu futbolcuların parasını ödeyemeyiz. Evrak yok elimizde. Geçmiş dönemi kabul etmiyoruz. Oradan bugün hepsi birinci sınıf taraftar olma moduna geldiler. Bayağı bir gelişme var. Çok şükür. Şunu fark ettiler. Sporcular ve genç bir takım. Sporun ve sporculuğun siyasette de olumlu etkiler yarattığını anladılar, anlayacaklar. Zamanla bunları öğrenecekler. Öğrenmezlerse öğretiriz hep beraber. Halk olarak, vatandaş olarak, basın olarak öğretiriz. Bunlar önemli şeyler. Gençlerin spor yapması önemli şeyler. Dünyanın neresinde gidersen git, hangi siyasi iklimde olursan ol, spora yatırım yaptığın zaman kimse seni eleştirmez. Kimse seni eleştirmez. Eleştirilemezsin yani. Onun için kendilerine şimdi sporcular adına teşekkür ediyorum. Bu hafta baklavaları yedi sporcular. Bu hafta balıkları da yediler. Aha oradan taraftar da geliyor, seyirci de geliyor. İnşallah bu maçı galip bitiririz. Bu arada maçın çok geniş bir özeti ve maç sonu röportajlar Dalaman TV YouTube kanalında olacak. Ben aslında sadece iç saha maçlarını yayınlayacaktım ama şimdi Dalyan dedik yakın, hadi gelelim. Allah'tan güzel bir hava var. Futbol için son derece müsait. Seyircimiz de var. Bu akşam yetiştirebilsem büyük ihtimal maçın geniş özetini de yayınlayacağım. Dalyan'dan bu dünyanın en güzel yerlerinden birinden yaptığımız yayın burada sona eriyor. YouTube Dalaman TV aboneliğini eğer değilseniz yapmanızı, aboneyseniz mümkünse beğenmenizi, kanalın değerinin artması için rica ediyorum. Teşekkür ederim, saygılar sunuyorum.